Fish 4'lü finali 4. devre 19 nolu board. Jim bir pik açmış. Orta 2 pik. Sırık pastan gelip 2 sanzotuyla 2 renkli elini anlatmış. Double. Kuvvetliyiz. Rakibi cezalandırabiliriz. 3 kare demiş şakrak. Mesela zor şimdi double atsa 3 kare double ile oynanabilir. 3 kör deyince de 4 kör demiş. Neden 4 kör oynamayı tercih ettiyse basit. Ortanda mesela 3 boş pik çıkabilir. 4-5 tane kör varken pikler 4-1 dağılmışken 4 pikte rakip 2 pik alacakken 4 kör oynayarak bir tane pik verilebilir. O yüzden 4 kör mantıklı. Fakat sonra Nafiz abi tekrar 4 pike çevirmiş. Sanırım kendisi oynamak istemedi. Pik atağından sonra 4 tane pikten ufak pik çıkılmayacağını belki düşünebilir. O yüzden kuzeyin dağılımı biraz belli oluyor. Yani kuzeyde 2 tane pik, tek kör, 5-5 minör gibi bir el düşünüyor Cin. Piki almış, piki de çekmiş, güvenli. Şimdi kör empası atmış. Tref empası, kuzeyde muhtemelen çünkü 2 renkli el girdi. Ve yani çoğu oyuncu aslında yerdeyken karo empası atabilir. Fakat Cin acele etmemiş. Son trefi de çekmiş. Kuzeyde 5 tane trefi biliyordu. 5-4-2-2 güneyin trefi bitti. Güneyde 1 tane pik biliyor. Ve körleri de şimdi görecek. Kör empası. Evet, kuzeyde tek kör, güneyde 4 tane kör. Yine Cin karoyu oynamamış. Kuzeyde az karo hala olabilir. Piki de sağlamadan önce bir trefe çakmış. Neden? Güneyde 3 tane trefe önlem olarak aslında. Trefe çakmasının hiçbir sakıncası yok. Kuzeyde mesela 6'lı karo, 4'lü tref, 6-4-2-1 varsa güneyde 3 tane tref oluyor. Şimdi pikli eli şakrağa vermiş. Bakalım. Şakrakta sinek kalmadı, pik kalmadı. Kör oynarsa kör alamıyor. Karo oynarsa Cin'in karosu sağlam. Bunu da Cin yatırarak yaptı. İçeride 4 kör gayet güzel kontrat. Fakat o da biraz dikkatsiz oynamışlar herhalde. Batılmış. Yine rakip araya girmesine rağmen. Evet, bu da güzel bir yatırma eliydi.